Ne oldu burada? Siz de kimsiniz? Başkomiser Orhan. Bir şey yok komiserim. Seans sırasında birden fenalaştı. Öyle yani. Size kim haber verdi? Kimse. Zerrin Hanım'la konuşmaya gelmiştim. Durumu nasıl? İyi görünüyor. Konuşabilecek durumda mısınız? Zerrin Kuzgun, 36 yaşında. Maktul'ün kız kardeşi. Biri mi ihbar etti? Anlayamadım. Ne ihbarı? Birkaç ayda bir başımıza geliyor. Polise gidip şikayet ediyorlar. Ama kanunsuz bir şey yapmıyoruz biz burada. Ben aslında kardeşiniz hakkında konuşmak için gelmiştim. İnanın tanısanız abla kardeş demezdiniz. Ne tipleri benzerdi ne huyları. Nükhet abla çok iyi biriydi. Sıcakkanlı, sevecen. Nerede bir gariban olsa mutlaka yardım ederdi. Zerrin abla ise tam tersi. Ukala. Böyle herkese tepeden bakardı. İnsanlardan hiç haz etmezdi. Kardeşi de ruh çağırır mıydı? Ama ne olacak ruh çağırsa faldan da anlamazdı aslında. O yüzden tarota sarmıştı. Ondan kimse bir anlamıyor diye öyle yutturuveriyordu millete işte. Sen galiba Zerrin'i çok sevmiyorsun. Yo. Yani bana ne? Siz soruyorsunuz diye anlatıyorum komiserim. Yangın çıktığında orada mıydın? Gündüz oradaydım ama sonra çıktım. Kaçta çıktın? Valla akşam ezanı okunmuştu. Zerrin geldi mi? Yok gelmedi. Ya randevuları? 5-6 tane vardı valla. Hatırlamıyor musun? Sadece Hülya Hanım'ı hatırlıyorum. O da seans sırasında odadan bağırış sesleri geliyordu, oradan aklımda kalmıştı. Salak gibi güvendim sana. Ne desem anlamıyorsun ki, benim ne suçum var? Hah, senin yok benim var öyle mi? Düzelecek diyorum sana. Artık çok geç Nükhet Hanım, çok geç. Kötü bitecek bu işin sonu. Tamam Hülya, uzatma git artık, başka randevularım var. Bu işin burada biteceğini sanıyorsan çok yanılıyorsun. İyi misin Nükhet abla? İyiyim, iyi. Peki Nükhet'le tartıştıktan sonra Hülya geri gelmiş olabilir mi? Dediğim gibi akşam ezanı okunurken ben çıktım. Belki ben çıktıktan sonra gelmiştir. Bu Hülya'nın adresi var mı sende? Evet, bir saniye lütfen. İşte burada. Suadiye'de oturuyor. Ama ev adresi burada yok. Beykoz'daki kafenin adresiyle telefonu var. Bu randevu defteri mi? Evet. Bir bakabilir miyim? Bunu almam gerekecek. Tabii. Bu fincanların ne işi var ki burada? Ya ne bileyim. Kim fal baktıracaksa kendi fincanını kendi seçiyordur herhalde. Sen nereden biliyorsun? Ha? Ne bileyim öyle. Salladım yani bilmiyorum niye. Sallamadın canım. İtiraf et çabuk. Nereden biliyorsun? Ya tamam. Bir kere küçükken lisedeyken annem götürmüştü yani. Adettir. Herkes fincanını kendi seçer. Tamam. İyi. Bana da bir fal bakarsın artık. Ya saçmalama ben. Ne anlarım faldan ya? Çok ayıp Selim'cim ya. Bir fal bakmayacak mısın bana? Allah Allah. Siz fal mı bakıyorsunuz komiserim? Ha bakıyorum birader. Ya öyle güzel bakıyorum ki istersen gelmişini geçmişini hepsini okurum yani. Kızmayın komiserim ya. Hani bakıyorsanız bana da bakın diyecektim. Ne var bunda? Ya oğlum nasıl polissiniz siz ya? He? Polis dediğin fal bakar mı? Ay niye bakmasın Selim? Herkes baktırıyor da biz niye baktırmayacakmışız? Değil mi Murat? Değil mi? Söz verin bana da bakacaksınız. Aferin ya bak. Bir de bilim insanı olacaksın yani. Tebrik ederim. Yani ben şimdi sana desem... bu kızı ablası öldürdü desem. Ne dersin? Nerede kanıtın derim. İşte fal baktım. Oradan gördüm. Ben güler geçerim de. Sakın savcıya öyle bir şey söyleme Selim. Ne oldu canım? Hani fal bakıyorduk. Hayattaki en önemli 5 kuraldan biri budur Selim'ciğim. Fala inanmayacaksın, falsız da kalmayacaksın. Ya çok merak ettim. Öbürleri neymiş? Orada dur bakalım. Öyle her şeyi birden öğrenmek yok. Zamanı gelince öğrenirsin. Komiserim, bir kayıt cihazı buldum. Vay, bak akıllıya sen. Seansları kaydediyormuş demek. Durumu hiç iyi görünmüyor. Her şey bu halde. Dedim size, işimiz gerçekten çok zor. Evde sürekli mumlar, tütsüler yanardı. Kaç defa uyardım, ben bile hatırlamıyorum.
Bak ya, kaç defa söyledim sana. Bari gündüz yakma şunları. Sonunda bir gün unutacaksın ve yangın çıkacak. Bana diyeceğine kendine bak. Sanki sen çok farklısın. Bakın biz Nukhet'le abla kardeşten de öteydik. Aramızda bir tek fark vardı. O da Nukhet çok unutkandı. Hatta öyle ki seanslarını bile kaydederdi. Bir gün başına böyle bir şey geleceğini biliyordum. Olay olduğunda neredeydiniz? Daha önce polislere de söyledim. Buradaydım, seanstaydım. Şahitleriniz var mı? Tabii ki. Tek başıma seans yapamam herhalde. Bir dakika. Bunları bana neden tekrar soruyorsunuz? Çünkü kardeşiniz öldürülmüş. Ne? Yani yangını biri mi çıkartmış? Henüz kesin değil ama katil çıkarmış olabilir. Ama nasıl olur? Kardeşinizi kim öldürmek istemiş olabilir? Bilmiyorum. Nisan neden size yardımcı olmak istemeyeyim ki? Size anlattığı bir olay ya da tehdit eden biri var mıydı? Yok, hayır. Burası dahil 3 oda var başkomiserim. Anladığımız kadarıyla burası fal baktı oda. Bir de ileride bir yatak odası var. Peki kadını nerede bulmuşlar? Tutarak da yazmıyor. Ama zaptı tutan itfaiyecileri çağırdım. Yarın ilk iş onu soracağım. Yangın nasıl çıkmış? Çocuklar hala araştırıyor. Yangın bilirkişileri de gelip rapor tutacaklar ama ben kundaklama olduğunu düşünüyorum. Nasıl bu kadar emin oluyorsun ki? Elinde delil var mı? Delil derken? Ne oldu senin nalbur canavarındaki sezgilerine? Selim. Tamam. Daha elimizde delil yok henüz. Ama katiller iz bırakmamak için yangın çıkarmışlar. Öyle gözüküyor. Evet ama delil bulmamız gerekiyor. Şimdilik elimizde sadece yanmış bir ses kayıt cihazı var. Kardeş de söyledi. Kadın seansları kaydediyormuş. Belki kayıtlardan bir ipucu çıkar. Tabii hepsi tamamen yanmamışsa. En azından dijital bir kayıt cihazı kullandığı için şansımız fazla. Evde yanıcı bir madde var mıymış? Henüz şu yok. Bu şartlarda işimiz hiç kolay değil.